Hadi babacığım. Ben anne parka gitmek istiyorum. Babacığım şimdi geldik daha parktan ya. Eve girmedik hadi. Gülşah'cığım az önce parktaydık ya. He? Gelmemiz gerekiyordu. O yüzden eve geldik. Gerekmedi işte. Siz bana Emir'e bak, ben sizi parka götüreceğim dediniz. Ben sözümde tuttum, siz sözünüzde tutmadınız. Aa, hiç sözümüzü de tutmamış olur muyuz? Hiç tuttuk, sözümüzü de tuttuk. Seni de parka götürdük. Ama işte yani gel gör ki işlerimiz de var ya. Onları halletmek için geldik Gülşah'cığım. Ama hemen geri geldik. Babacığım, şu köfteleri bitireyim. Söz veriyorum bak götüreceğim bir daha seni. Hadi gel şimdi. Hadi aslan kuzum. Oh, suratına da laf dinliyormuş ya. Babası nasıl da laf dinliyormuş. Bacanak Emir uyumuş. Hiç çıkartmayalım da işimizi rahat rahat yapalım. Uyanmasın. Aman deyin bacanak. Sakın uyandırmayalım. Şimdi dünya kadar iş almayalım başımıza. Babacığım bak söz veriyorum götüreceğim seni. Şu işlerimi bir halledeyim. Tamam mı? Hadi ben şeye gidiyorum. Tamam. Gülşah'cığım. Ben de biraz işlerimi halledeyim. Sonra parka gideceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Oh. Kocaman kız olmuş. Söz de dinliyormuş. Tatlı kız. Aa, Onur enişte Emir. Baba. Aklım kaldı. Ne yapıyorlar acaba? Kim? Onur'la eniştem. Acaba parktan dönmüşler midir ya? Bir parka gittiler. Olay oldu vallahi. Yok yok ben dayanamayacağım. Bir huzursuzum. Arayayım ben yine. Ara ablacığım ara. Bayağı abarttınız da. Hadi neyse arayın da içiniz rahat etsin bari. Aşkım. Aşkım ne yaptınız? İyiyim vallahi ne yapayım çalışıyorum. Sen? Ha çalışıyorsun. O zaman Emir'le eniştem ilgileniyor öyle mi? Ya yok yani... Emir uyudu. Parktan dönerken? Arabasında şimdi. Ben de uyandırmadım. Enişte. Kurtuluş Gülşah'la ilgileniyor mu bari? Gülşah da iyi ya. Merak edilecek bir şey yok yani. İşte oyalanıyor. Emir'le ilgileniyor filan. İyi yani bir sorun yok. Aşkım Emir uyandı. Geliyorum babacığım geliyorum. Hemen ben bir üstünü ısıtayım tamam mı? Haberleşiriz yine. Tamam aşkım görüşürüz. Emir'i de öp benim yerime. Gülşah'ı da öp benim için enişte. Tamam öptüm ben de öptüm ben. Bay bay. Kurtuluş! Kurtuluş çocuklar nerede? Ne diyorsun bacanak anlamıyorum. Çocuklar yok. Hangi çocuklar? Nerede çocuklar? Çocuklar nasıl yok? Gülşah! Nasıl yok çocuklar ya? Kız! Gülşah! Ya bakın işte eve gitmiş. Her şey yolda. Rahat edin biraz. Ay, ne yapalım ya? Biz de ana yüreği sonuçta. Evet ablacığım ya. Neyse anladım. Her şey yolunda ya. Hadi iyi bakalım. Gülşah! Gülşah! Enişteciğim neredesin? Ah babacığım ya. Gülşah! Emir! Ya bacanak, aşağıya baktım. Aşağıda da öptüler ya. Hay Allah ya. Nerede bunlar? Gülşah! Gülşah! Emir! Bak ben de Emir diye sesleniyorum ya. Kafa mı kaldı bende? İyi kadar bebek sanki efendim babacığım diyecek çıkacak ortaya. Ya bacanak. Ha. Gülşah parktan dönmek istemedi ya. Ha. Acaba diyorum tekrar parka dönmüş olabilir mi? Olur mu olur. Yemin ediyorum anası kılıklı inatçı o da gitmiştir parktadır o kesin parktadır. E tamam o zaman vakit kaybetmeden arabayla çıkalım da arkalarından yetişelim hadi. Hadi.
Bacanak, vallahi bende bir şey yok. Senden var mı bir haber? Yok Bacanak, benden de. Yani bu parkın altlarına kadar her yere baktım, bulamadım yani, yoklar. Ya Bacanak, bana böyle acayip acayip şeyler anlattılar ya. Ne anlattılar? Bacanak, konuşsana. Ya Bacanak, burada böyle çocukları kaçıran bir çete gibi bir şey varmış ya. Ne diyorsun sen ya? Böyle dilendiremedikleri çocukları da satıyorlarmış. Ondan sonra organ mafyası falan ya. Bacanak, bir sus Allah aşkına ya. Öyle deme be Bacanak. Ya bizim çocukları kaçırıp ondan sonra... Bacanak, yeter. Tamam. Kötü kötü şeyler getirme aklına. Bak, biz burada zaten bunları konuşarak zaman harcıyoruz. Yürü, aramaya devam edelim. Doğru söylüyorsun Bacanak, doğru söylüyorsun. Ne babalar var? Çocuklarına sahip çıkamıyorlar. Onlar da suç yok şekerim. Kabahat onlara çocuk teslim eden annelerde. Doğru söylüyorsun. Çocuklar, bir dakika. Minik tatlı olan çocuğunu mu arıyorsunuz? Ha? Daha bebe sayılır. Bir kız çocuğu dolaştırıp duruyordu. İsmi Emir mi, Emre mi? Emir. Kız parkta biraz dolandıktan sonra sancağa bindi. Ben de yanlarına gittim, bebeği sevdim. Ondan sonra indi, dedi ki kardeşimi gezdireceğim dedi. Arabaya koydu, sürdü, şöyle gitti. Şöyle mi? Evet, böyle gitti. Bacanak, ayrılalım, bir şey olursa ara beni. Allah razı olsun teyzeciğim. Sağ olasın. İnşallah. Tamam. Buruk, buradan. Buradan, buradan. Yok, yok Bacanak, dur. Dur, oradan değil. Buradan. Bacanak, dur. Gel. Ah güzel kızım, kardeşini mi gezdiriyorsun? Evet. Maşallah maşallah, dikkat et olur mu? Evinizden uzaklaşmayın, tamam mı canım benim? Bir sorsana. Abisi, bir şey soracağım. Ya buralardan böyle... Küçük şu boylarda böyle bebek arabasıyla gezen bir çocuk gördün mü? Yok, görmedim ya. Dur. Fotoğrafını göstereyim. Bak abi bu. Yok, görmedim. Peki bir de buna bakın, oğlum benim. Onu da görmedim. Eyvallah. Şimdi Bacanak, kadının söylediğine göre en son parktan çıkmışlar. O zaman bu civarlarda dolanıyorlar. Ama bizim daha kalabalık aramamız lazım. Yani ikimiz yetişemiyoruz her yere. Bacanak, ne yapalım yani? Şimdi Nünüm'le Lale'ye de haber mi verin? Yok Bacanak, ne münasebet. Onları telaşlandırmaya gerek yok. Ben şimdi bizim şirketin güvenliğini arayacağım. Oradaki ekip gelsin, yardımcı olsun bize. İyi düşündün Bacanak. Bak, bunu iyi akıl ettin ha. Arkadaşlar, fotoğraflar elinizde. Onları hemen birbirinize dağıtın. Gülşah ile Emir parkın buradaki kapısından çıkmışlar. Buraya doğru devam etmişler. O yüzden bu civardaki, bu yöndeki bütün sokaklar karış karış aranacak. Anlaştık mı? Tamam Onur Bey. Siz bize bırakın. Güzel. Hadi sen, bakalım. Böyle. Bacanak bulurlar herhalde bu sefer ya. İnşallah Bacanak. Biz de durmayalım da sağa sola bakın bakalım. Bakın oğlum. Ben de duramayacağım zaten. Nasıl durayım? Adamlar. Kötü adamlardan böyle saklanmamız gerekiyor, tamam mı? Onur? Enişte? Aşkım,
Münifer, nereye böyle? Ablama ev baktık da hani gidip bir canlı canlı görelim dedik. Asıl sen ne yapıyorsun burada? Evde değil miydin? Çocuklar nerede? Evdeydik. Sonra tekrar dışarı çıktık. Yani işte çocuklar yerinde durmuyor biliyorsunuz. Sonra şey yaptık. Bakkala geldim. Gülşah Can'ın şey çekti, meyve suyu çekti. Dedim ki tamam dedim, enişteciğim hemen dedim hallediyorum. Onu almaya geldim işte. Ama istediği de yok yani, öyle olmuş şey yapamadım. Zaten Kurtuluş'la beraberler yani. Böyle tatlı tatlı geziyoruz ya. Aman Onur, gözünü seveyim, ne olur Gülşah çok fazla sakın içeriğin deme, dokunuyor ona yani. Yok yok, hiç merak etme. Abla, bulduğumuz evi Onur'a da gösterelim. Bir fikir verseniz ama, olur mu Onur? İyi fikir göster ablacığım. Enişteme söyleme ama, tamam mı? Son dakika söyleyeceğiz. Evet, o gün geldiğinde hazırlıklı olmak lazım. Bir bak bakayım, hadi bir şey de. Tamam, verin bir gösterin bakalım, şey yapalım. Songül Hanım. Buyurun Soner Bey. Efendim, emrettiğiniz gibi gübrelerle toprakları ayırdım. Sonra onları birleştirip tekrar paketledim. Harikasınız. Nergis ağzını bile sürmedi. Önce bir kahve için soluklanın şöyle bir. Ondan sonra ben size yeni işler vereceğim. İlahi Songül Hanım, yani hiç güleceğim yoktu. Zaten sizin hatırınız için güldüm. Ben izninizi istiyorum efendim. Bu çiçek böcek işleri bana göre değil. Tüh. Halbuki gülü seven dikenine katlanır derler. Ama tabii gerçekten de öyle göründüğü kadar romantik bir işimiz yok açıkçası. Yok Songül Hanım. Ben sizi çok iyi anladım. Öncelikle çok teşekkür ederim. Yani bana bu imkanı tanıdınız. Ama ne kadar emek de sarf etsem, çabalasam da bu çiçek derleme işi bana göre değil. Ben en iyisi gideyim. Müsaadenizle. Peki Soner Bey. Hoşçakalın. Bizim ellerimiz hep toprak. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Aferin ya. Pestini çıkarttın adamın. Kim? Ben. Aşk olsun Nergis. Adam hevesliydi, geldi, yalvardı, yakardı. Ben de peki dedim. Ne var bunda? Hadi iç kahveni keyifli. Vallahi enişte ben bilmiyorum ama böyle iki odalı olsun diyorum. Hani üç oda sanki biraz fazla gibi gelir ama. Doğru. Sonra ne yapacaksın? 40 kere mi taşınacaksın abla Allah aşkına? Bence tutmuşken tam tut. Mantıklı. Doğru söylüyorsun. Enişte ya baksana şu bize biraz masraf çıkarır mı ha? Çıkarmaz. Çıkarır yani şöyle. Şimdi buradan anlayamayız yani, fotoğraflar yanıltabiliyor. O yüzden en iyisi eve gidip siz bir bakın. Ona göre karar verin. Sonra beni arayın, zaten hallederiz yani işlemleri, tamam mı? Aslında evet, geriye yapacak pek bir şey de kalmamış oluyor. Doğru aslında, konuşmak lazım önce. Evet, haklısın. Harika. O zaman ben gidiyorum. Zaten oğlum beni bekliyor. Buradan direkt eve geçti çünkü. Gel yanına gidelim. Tamam. Ya dur. Onur. Emir nasıl Emir? Gülüyor mu? Özledi mi beni? Nasıl? Gülüyor. Çok özledi. Böyle hasretle seni bekliyor. Nasıl tatlı gülüyor? Anlatamam başka. Hep ne olur benim için öp. Tamam mı? Böyle diye öp benim tamam, için. Gülşah da benim için Gülşah da. Tamam. Hadi öyle. Tamam. Öp beni. Çok öp. Hadi. Pek iyi gözüküyorlar. Evet. Güzel. Bacanak. Ne yaptın bacanak, var mı genç? Yok bacanak, her yere baktım bir şey bulamadım. Senin elemanlar da bir şey bulamamış. Sen ne yaptın? Ben de bir şey bulamadım. Başıma ne geldi biliyor musun? Hayırdır, ne oldu? Bizim kızlarla karşılaştım yolda. Sorma, neyse. Kallem ettim. Kırk takla attım da kızlardan sıyrıldım. Ya bacanak, çocuklar bitti, bir de şimdi kadınlarla mı uğraşacağız ya? Bacanak dur, onlar birazdan döner çiçekçiye. Biz de Samet'i arayalım, dikelim başlarına. Gelişlerini, gidişlerini, her şeyini haber versin bize. Of, iyi düşündüm bacanak, iyi düşündüm valla. Ne demek Onur Bey, nasıl yoklar? Ya Samet, yoklar işte. Yani biz çalışıyorduk, dalmışız. Ne zaman gittiler, nereye gittiler hiç haberimiz yok. Bütün parkın etrafındaki sokaklara baktık. Yok. Tamam, siz neredesiniz? Söyleyin bana, ben de geliyorum. Beraber bakalım, ben duramam burada. Samet, sen sakin ol. Sen orada kalacaksın, tamam mı? Biz orada daha lazımsın. Orada kal, Nülüfer'le Lale'yi kolla. Girişlerini, çıkışlarını bize haber ver yeter. Onlar ayağımıza dolanmasın çocukları bulana kadar. Anlaştık? Tamamdır Onur Bey, yengeler bende. Siz merak etmeyin. Kuş uçmaz burada. Bana bak abisi.
Var ya yengenlerin gözünden hiçbir şey kaçmaz. Aman diyeyim faça maça verme. Yemin ediyorum alayımız yanar zaten. Tamam Kurtuluş abi tamam. Abi yengeler geliyor, yengeler geliyor. Hey, yengeler mi geliyor? Merhabalar, merhabalar. Hayırlı işler, hayırlı işler. Abi tamam yengeler sağ salim içeri girdi. Ha tamam Samet güzel. Samet bak kuş uçurtmuyorsun tamam mı? Göreyim seni. Tamamdır Onur Bey. Ne yapacağız bacanak? Bacanak bu böyle olmayacak. Kendi imkanlarımızda bulamıyoruz çocukları. Yani bence polisleri devreye sokalım daha fazla zaman kaybetmeden. Her ihtimale karşı. Verelim bacanak ne yapalım verelim. Parka gidiyoruz işte. Efendim abi. Eyvah işte yeni kötü adam. Fotoğrafları ve kaydı aldık. Siz de bölgede bayağı bir araştırma yapmışsınız galiba. Komiserim, parkın etrafındaki sokaklar didik didik arandı. Elemanlarımızın çoğu döndü ama maalesef elimiz boş. Tamam. Biz de eşkale devriye ekipleriyle paylaşacağız. Bunlardan haber bekleyeceğiz. Ha, bu arada sizinle de mutlaka irtibatlı olalım. Peki. Vallahi komiserim, hani güveniyoruz size. İnşallah iyi haberlerinizi bekliyoruz artık. İnşallah. Onur Bey. Kusura bakmazsanız bu tip konularda sıkça karşılaştığımız bir soruyu size sormak istiyorum. Buyurun sorun. Herhangi bir düşmanınız var mı? Ya da size kötülük etmek için böyle bir fenalığı işleyecek biri ya da birileri? Yani tabii iş hayatımda zaman zaman ters düştüğüm anlaşamadığım insanlar oldu. Ama düşmanım sayılabilecek kadar değil. Aklıma biri gelmiyor. O halde bir ihtimal kalıyor. Sizi şahsen tanımayan ama sizden para koparabileceğini düşünen birilerinin kaçırmış olması. Yani fidye için. Sizin var mıydı bir düşmanınız? Vallahi hani sevmeyenim çoktur da öyle hani düşman denir mi bilemiyorum yani hiç rastlamadım öyle bir şeye. Ha fidye diyorsanız görüyorsunuz komiserim yani öyle çulsuz köftecinin tekiyim ben hani öyle bizde fidye işi olmaz ama. Anlıyorum. Siz yine de aklınıza bir şey gelirse bir telefon bir haber bir şey alırsanız bizimle mutlaka paylaşın. Mutlaka mutlaka. Ya bacanak evde nasıl bekleyeceğiz? Gözünü seveyim. Nerede bu çocuklar Allah aşkına ya? Bilmiyorum bacanak. Benim de hiç içime sinmiyor da. İşte güvenlik amiri de poliste diyor ki belki eve gelirler çocuklar diyor. Yani evinizde bekleyin diyor. Keşke gelseler. Ya o polis öyle şey dedi yani. Şey diye işte. Fidye için kaçırdılar mı? Evet o fidye mevzusu işte. Böyle... Bacanak keşke parayla ilgili bir durum olsa. Onlar iyi olsun da ben bütün servetimi vermeye razıyım ya. İşte bacanak o böyle fidye mevzu böyle çıktığından beri var ya... Of türlü türlü felaket senaryoları geliyor aklıma. Ha yemin ediyorum arıyorlar. Fideciler arıyor bacanak. Aç bakayım. İyi günler. Tarifiniz uygun avantajlı fatura fırsatları size veriliyor. Ne diyor bacanak? Detaylı bilgi için... Ne oldu bacanak? Hayır ben sizin avantajınıza da tarifinize de... Yok bacanak böyle olmayacak. Ben böyle olduğum yerde duramayacağım. Gerekirse aynı sokakları tekrar tekrar dolaşacağım. İyi de bacanak yani hani polis ne dedi? Ya kaçırdılarsa ya ararlarsa? Zaten bütün sokaklara böyle elemanları saldık. Emine bir şey olursa... ...ben ölürüm bacanak. Gülşah'ıma bir şey olursa ben yaşayabilir miyim bacanak ha? Ben de ölürüm. Benim Samet'i aramam lazım. Samet'i arayayım. Çiçekçi'de kızlara göz kulak olsun. Burada şeyden bulamam ki kendi telefonumdan bakayım. Ah. Anneciğim, sizinle yeniden burada kahve keyfi yapmak o kadar güzel ki. Yuvanıza hoş geldiniz. Ya çok özledik anneciğim sizi, çok. Sağ olun çocuklar, ben de sizi özledim. Ben de hemen öyle çıkıp geldim işte. Biraz da burada kalayım dedim. Biraz değil anneciğim. Daima anneciğim. Lütfen. Yani çok yoruyorlar orada sizi. Ben biliyorum. Lütfen istirham ediyorum. Burası sizin eviniz anneciğim değil mi Fikret? Aynen. Anneciğim başımızın üstünde yeriniz var. Ay eksik olmayın çocuklar. Laf aramızda ben de burada çok rahat ediyorum. Altak geberkül. Ah bu ne ya? Sıkıcı sıkıcı konuşmalar. Ay, değil altın ekmek parası bile çıkmaz bu konuşmalardan. Bu
tabloyu daha da güzelleştirelim mi? Mesela akşam Onur'la Lale'yi yemeğe davet ederim diyorum. Ne dersiniz? Ha, çok iyi olur, çok iyi. Çok güzel olur. Şerife! Üf, malzeme vermediği gibi akşama çalıştıracak beni ya. Vicdansız kadın. Buyurun Yıldız Hanım. Telefon lütfen. Tabii Yıldız Hanım. Teşekkür ediyorum. Emir. Nerelerdesin oğlum? Ha? Bir daha ben sana sarılamayacak mıyım? Efendim anne. Annem, yavrum. Şimdi biz babaannenle ve babanla kahve keyfi yapıyorduk. Dedik ki akşam yemeğe gelseler hep beraber olsak. Ne dersiniz? Yani bilemiyorum. Lale'yle biz biraz yorgunuz da. Bir konuşayım onunla, sonra sana haber vereyim, olur mu? Aa, lütfen. Mazeret kabul etmiyorum. Yemeğinizi evinizde yiyeceğiniz de burada yiyeceksiniz yavrum. Hem biz Emir'i çok özledik değil mi? Annem babaanneme çaktım ama sana bir şey söylemem lazım. Evet. Biz Emir'i bulamıyoruz anne. Ne ya ilahi Onur? O ne demek? Ha? Ne diyorsun yani? Nasıl? Ne demek yani? Yok diyorsun yani. Emir'in böyle şekerliklerinden ve tontikliğinden bahsediyor da. Ay ne şeker. Ay bir tutamadım. Ay Allah. Oğlum sen ne diyorsun? Ne diyorsun yavrum sen? Evet evet. Lale kesinlikle duymasın. Ay olay var herhalde. Hadi inşallah kız. Ay Allah. Yok yok. Lütfen sakin ol yavrum. Aklına kötü şey getirme rica ediyorum. Tamam ama beni habersiz bırakma olur mu ya? Tamam çocuğum. Ay bayılacağım vallahi hiç iyi değilim ben. Bizim başımıza bu da mı gelecekti yani? Neden bizim başımıza? Ay fena. Ay Yıldız Hanım. Ay. Yıldız Hanım ne oldu? Hiç iyi değilim Şerife. Hiç iyi değilim. Kolonya getireyim ben. Ay. Vallahi bu. Ay. Bu da mı başımıza gelecekti bizim? Ay niye bizim başımıza geliyor? Adeta sürekli bizim başımıza. Ne oldu Yıldız Hanım? Lütfen bana su getirir misin Şerif? Tabii, tabii. Ay. Niye? Fidyeciler arıyor. Bacana kemin ediyorum arıyor. Alo. Evet benim. Ya asgari ödeme mi? Kardeşim şimdi asgari ödemenin sırası mı yani? Ödeyeceğiz dedik işte, tamam. Bir yere kaçmıyoruz ki, buradayız. Yerimiz belli, yurdumuz belli, ödeyeceğiz diyoruz işte. Ulan yoksa çocukları siz mi kaçırdınız ha? Oğlum bankacı mısınız, suç örgütü müsünüz? Ya bırak hadi kapat, tamam kapat, zaten tünele giriyorum, tamam. Ya şimdi fidyeciler ararsa ha? Para lazım olacak. Bu bankacılar. Ben ne yapayım bacanak? Acaba diyorum bu köfteci hisselerimi devirmeyeyim, ne yapayım? Bacanak sen dert etme onları. Yeter ki biri çocuklardan haber versin. Ben her şeyimi vermeye razıyım. Ay bak bu çok güzelmiş. Yok ya bu da mutfağa küçük ablacığım. Ne oluyor be? Yoklar be. Kim yoklar? Merhaba kızlar. Kim yoklar? Ben size bakmıştım da bir an göremeyince de öyle bir tereddüt ettim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İşler nasıl? İyi mi? İyi vallahi, nasıl olsun? İş güç devam. Aynı bizim. Senin? İyi vallahi, ne olsun? Ekmeğimizdeyiz. Ekmek köfte devam ediyoruz. Şükürler olsun yani. Çok şükür. Oh oh, çok şükür.
Çok şükür. Samet, sen neredeydin bütün gün? Ha, böyle bir baktım arada da göremedim seni. He, ben. Ben bir ara çarşıya gittim, ekmek bitmişti. Ondan sonra ben aktara gittim, kimyon almaya, kimyon yokmuş. Sizde kimyon var mı? Kimyon mu? Yok Samet, bizde kimyon falan yok. O zaman sizde karabiber de yok. Yok. Yok, karabiber de yok. E burası baharatçı bu Sametciğim. Burası çiçekçi dükkanı. Ya. Ama istiyorsan böyle sana gül, yasemin falan böyle verelim, kıymanın içine koy, yap sat. Belki işe yarar. Ben bir ihtimal belki vardır diye sormuştum da yokmuş. Ha, anladım ben. Anladım, anladım. Şimdi Nergis şeyde, arka tarafta şeylerle uğraşıyor. Tohumlarla falan uğraşıyor. Canımız sağ olsun. Bugün de köftenin baharatı az olsun. Ne yapalım? Olsun olsun. Olsun da şimdi annem birazdan gelir. Böyle seni burada görürse ağzına böyle bir böyle acı biber falan sürer limonla. He. O zaman ben gideyim. Aynen. Git ablacığım. İnşallah bulursun. Kimyon çok önemli. Köfte de çok önemli. Çok. Ay yazık ya. Bak Nergis'i göreceğim diye türlü türlü oyunlara girdi ya. Ama ablacığım ne gerek var böyle şeyleri? Saçmalamasın ama ya. Direkt gitsin, halletsin sorununu neyse. Neyse hadi biz bakalım hadi. Kızlar ben mezete gidiyorum ha. Buraları size emanet. Tamam anne. Tamam. Alo, Onur Bey. Görev tamam. Yengeler sakin. Hiçbir şeyden şüphelenmediler. Asayiş Berkemal. Of abi ya, ben meraktan öleceğim. Duramıyorum burada ama ya. Eve gitme zamanı geldi Emircik. Ama ne taraftan gidecektik ya Emir? Benim kafam karıştı. Galiba kaybolduk. Of ya. Alo. Size bir teklifimiz var. Teklif var. Teklif var. Teklif. Kabul ediyoruz. Her neyse teklif kabul ediyoruz. Tamam. Yeşil ve mavinin birleştiği yerde. Yeşille mavinin birleştiği yer, neresi orası anlamıyoruz ki. Tam yer söyle. Bacan şifreli konuşuyorlar, yerlerini belli etmemeye çalışıyorlar. Neresi diyorum orası, neresi tam? Nerede, nerede? Antalya'da. Antalya'da, Antalya diyor bacan, Antalya. Bacan. Antalya mı? Tamam, sakin ol. Denize 50 metre. Denize 50 metre? Denize 50 metreymiş. Tamam, denize 50 metre de biz çocukların sesini duymak istiyoruz. Çocuklarla konuşmak istiyoruz. Her sabah kuş cıvıltılarını duyarak uyanacağınız. Kardeşim kuş cıvıltılarından bize ne ya? Ben diyorum çocukların sesini duymak istiyoruz diyorum. Ayrıca bu ne zaman olacak? Temmuz, Ağustos döneminde. Temmuz, Ağustos? O ne biçim şey vermek ya? Temmuz mu, Ağustos mu? Ne Temmuz'u, ne Ağustos'u? Çocuklar için özel oyun ve eğlence alanlarımız ile. Öyle bir dakika, bir dakika. Siz bir kere o çocukları öyle eğlendiremezsiniz. Nereye eğlendiriyorsunuz lan? Onlar annelerini, babalarını özlerler. Azıktır lan, ayıptır be. Nereye kadar daha kaçıracaksınız çocukları? Hayır herifler! Bir hafta, her şey dahil. Kişi başı 99 liradan başlayan avantaj fiyatlarla. 99 lira. Tamam, kabul ediyoruz. 99 olur, tamam. Tatil fırsatımızdan yararlanmak için kısa mesaj yoluyla adınız, soyadınız... Niye kapıyorsun bacana? Çünkü tur şirketinin otomatik mesajıyla konuşuyorsun Kurtuluş. Ha. Allah Allah. Vallahi hani panikten herhalde. Normalde şeyi anlarım ben, otomatiği anlarım. Samet var mı gelişme? Vallahi bende yok. Sizde var mı? Yok. Ne bir haber var, ne bir telefon var, ne bir gelişme var. Çıldıracağım burada, kafa yiyeceğim ya. Vallahi ben de dükkanda duramadım. Kapattım köfteci, çıktım geldim. İyi yaptın koçum, iyi yaptın. Kim arıyor beni ya? Kesin fidyeci. Yemin ediyorum fidyeci arıyor. Ya Kurtuluş, saçmalama. Ne alakası var? Efendim İsmet abi, kıyma hazır mı? Tamam abi, ben yarın sabah gelir alırım. Heh, bir Erol eksikti zaten. Hoş gördük, hoş gördük. Rahatsız olmayın lütfen. Şöyle geçip oturacağım. Ne oldu? Asker etti galiba çocuklar sizi. Üç adam bir bebek mi oldunuz? Ne oldunuz yarenler? Erol,
Şu an hiç şaka kaldıracak durumda değilim. Gözünü seveyim. Aman canım, ben sana şaka yapmayı 3 sene önce bıraktım zaten. Nerede benim yeğenim? Nerede benim yakışıklım? Gelse de öpse bir amcası şunu gıdığından. Bir bilsek neredeler? Nasıl? Saklambaç mı oynuyorsunuz koca bebekler evin içinde? Saklandı mı bu çocuk? Aa, nerede? Vallahi yok. Emir burada da yok. Bak görüyor musun? Nerede acaba? Yok. Kuzen, Emir yok, burada değil. Müşahat da yok. Kayboldular. Nasıl kayboldular? Bilmiyorum. Ne oldu ya? Evdeydik yani. İşim de vardı acil, onu halletmem gerekiyordu. Kurtuluş'ta mutfaktaydım. Döndüğümüzde yoklardı. Kaçırılmış olmalarından şüpheleniyoruz şu an. Ne diyorsun kuzen? Nasıl aradık? Polise haber verdiniz mi? Verdik. Hastaneye falan? Verdik. Onlara da verdik. Tamam. Sakin olun. Yok. Tamam. Paniğe gerek yok. Sakin kafayla bir düşünelim. Salim kafayla düşünelim. Yengemler geliyor. Başına fırla. Yoksun sen burada. Yoksun. Emir'i gezdirmeye gitti. Gülşah nerede? Gülşah da sizle beraber. Fırla. Yok ol. Ondan sonra 70 zaman. Ya inanır mısın ben de Erol'um hani? Ulan bakıyorum böyle, öyle mi diye. Hiç böyle göründüğü gibi değilmiş ha. Ya acayip olay. Ne zamanlardı ya. Çok başka olaylar gerçekten. Selam. Ay, aleyküm selam. Merhaba. Erol da burada. Gelin hanım dedik, gelelim de akrabalarımızı bir ziyaret edelim. Hasbihar edelim dedik. Onur nerede? Yukarıda mı? Onur? Onur evde yok ya. Nasıl yok? Biz mahallede karşılaştık. Ben eve geçiyorum dedi. Ya biz şimdi dışarıdan böyle gezdik geldik. Ondan sonra veletler sen böyle bir sıkıldılar böyle, illa çıkacağız diye tutturdular. Bir de ağız birliği yapınca tabii Başan Han dayanamadı, onları gezmeye götürdü. Emir de mi ağız birliği yaptı? Ya ben de ona acayip şaşırdım ya, Baldız var ya. Dedim herhalde bu çocuğa oksijen çarptı dışarıdayken, birden dili çözüldü nasıl olduysa. Kurtuluş, sen ne saçmalıyorsun ya? Allah Allah. Çocuklar nerede? Hadi söyle. Yavrum, dedim ya işte bacanağım onları gezmeye çıkardı diye. Aman Nilüfer Hanım, çocuklar nerede? Bunlar iki ağızdan gezme istediklerini beyan edince benim yufka yürekli kuzenim de dedi ki haydin bakalım dedi, çiçekçiye gidelim. Orada dedi sürpriz yapalım, ama siz de gelince sürpriz de kaçtı şu an. Anlamadım, çiçekçiye mi gittiler? Evet, böyle mükemmel bir baba. Hiç dayanamadı, hemen dedi hadi gidelim. Yani ben patronum diye söylemiyorum ama Onur Bey çok düşünceli bir adamdır yani. Samet, senin ne işin var burada? Ben. Köfte. Yeğenlerimin canı köfte istemiştir dedim. Ben köfte ekmekleri kaptım geldim. Sanedim ya. Öyle düşünceli çocuk yani. Hani biliyor şimdi Emir ek gıdaya başladı ya. Köfte getireyim diye düşünmüş, akıllı işte. Kurtuluş, saçma sapan konuşma. Allah aşkına şuncacık çocuk köfte niye yesin ya? Şimdi ya bak Nilüfer. Şaka yapıyorum. Onu bile anlayamıyorsun ha. Vallahi gerçekten ben hiçbir şey anlamadım ya. Ya anlaşılmayacak bir şey yok Baldız işte. Bacanam ufaklıkları gezmeye götürdü. Ama ayrıca bak Erol'un da dediği gibi yani çiçekçiye size sürpriz yapmaya gidiyorlar. Bence siz ufak ufak gidin de hani sürprizi bozulmasın bacanam. Hadi abla ya, vallahi gidelim. Gidelim, gözüm üstünde bak. Tabii yavrum. Onur arasın beni en kötü, söyleyin. Tabii, mutlaka. Şey yaptırırım ben onu. İyi günler. Cep açıktır. Yani şunu suyunu sıkacağım artık ya. Sen niye orada çiçeklerle oynuyorsun? Niye dikkat çekiyorsun? Her yerime battı zaten. Kuzen, biz bu durumu ne kadar sürdüreceğiz? Ne kadar daha yalan söyleyeceğiz böyle? Bilmiyorum ki kuzen. Yani şu saate kadar bulunur diye bir şey söylemedim, çaktırmadım ama... hala da bir haber yok yani. Vallahi duyarlarsa çok üzülürler. Onlar duymadan bizim bu işi halletmemiz lazım. Ama nasıl? Vallahi bence en iyisi beklemek yani. Yok. Beklemeyelim. Bence beklemeyelim. Ben bir yine de bir araştırayım, bir bakayım. Belki bir şey bulurum. Vallahi ben de ormana bakayım, parka bakayım. Duramayacağım ben evde ya. Yürü Kurtuluş, biz de çıkalım. Gidelim, ben duramıyorum. Boğuluyorum burada. Yok, Bacanak. Yani zaten dünya kadar insan arıyor onları. Ayrıca ben kızıma güveniyorum yani. O çıktığı gibi gelir. Bence oturup bekleyelim. Ya Kurtuluş, saçmalama. Evde bekleyip ne yapacağız burada? Kimseye bir faydamız yok. Çıkalım ormanda, sağda solda her yerde arayalım çocukları. Gerekirse buraya 100 kişiyi koyarız, bekletiriz. Yürü. Hadi çıkalım hadi. Bekleyeceksem hadi hadi. Ne bileyim hani. Oh, yaptım mis gibi kahvelerimizi de. Allah lütfen. Ellerine sağlık ablacığım. Afiyet olsun canım. Yok anacığım yok. Bunların var ya, çocuk bakmaktan böyle kafaları falan yanmış yani. Evet ya, bakamıyorlar işte. Neyse, bir daha emanet etmeyelim çocuklarımızı. Sonuçta biz çocuk da yaparız, kariyerde. Değil mi ablacığım? Yaparız ya. Ne öyle bütün gün böyle kasım kasılmalar, gerilmeler falan. Hayır yani iddiayı kazanacağız diye böyle gerilip durdular ya.
Kazanıyorlarsa da kazansınlar. Neyse, en azından bir gün çocuklara bakmış oldular neticede. Ay evet, bu ne ya? Alt üstü çocuk bakacaklar bir de. Kafaları karışık, erkek bunlar abla. Bulabildin mi bir şeyler? Yok. Bakayım. Oğlum, var mı bir gelişme, bir haber? Yapma. Tamam, biz hemen babanla geliyoruz yavrum. Sen merak etme, hemen geliyoruz. Gözün senin, hemen gidelim, yürü. Tamam, ben hazırım hayatım, ben hazırım. Yalnız Betül'cüğüm, anneciğim burada kalsın. Lütfen bir bahane üret. Zira onu da ben düşünmeyeyim, lütfen. Ama ben ne diyeceğim? Hayatım, şey ben, ben ne diyeceğim? Biz çıkıyoruz da. Aa, ne oldu Yıldız'cığım? Birlikte mi çıkıyorsunuz evden? Ay, misafiriniz varken. Maalesef öyle oldu Betül'cüğüm, kusura bakma. Fikret size nedenini açıklayacak. Açıklıyorum. Biz çıkıyoruz. Hayırdır oğlum? Kötü bir şey olmadı ya. Yani anneciğim, aslında kötü bir şey var. Diyebilir miyim kötü bir şey var diye? Anneciğim, ben Fikret'i doktora götürüyorum. Rutin kontrollerini yaptırmak için. Aslında önemli bir şey yok. Üroloji nedeniyle olduğu için kendisi size diyemedi. Annecik, felaket. Ya biraz üşüdüm. Emir ve Gülşah kayıp. Hoşçakalın. Geçmiş olsun evladım. Böyle anneciğim, böyle bir yaştan sonra, özellikle belli bir yaştan sonra rutin kontroller hakikaten çok mühim. Çok önemli yani. Ay çok sıcak artık bu. Ben de kalkayım anneciğim, müsaadenizi istiyorum. Görüşmek üzere. Ürolog nereden çıktı Allah aşkına? Bari dahiliyeye deseydin. Kusura bakma ama Fikret ders olsun diye dedim. Yani insan bir bahane üretse... Yıldız, ay Yıldız'cığım her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum çünkü Erol bana mesaj attı. O da onu da öğrenmiş. Ben sizi böyle bir anda kesinlikle yalnız bırakamam. Ben de geliyorum. Teşekkür ediyorum, yürü. Ay, ay Fikret abi. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.